Merhaba, ben Ahu Sungur. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar, bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda bunlara tanıklık edeceksiniz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Ben önce karımı, sonra oğlumu, sonra bu hayattaki tek varlığım olan kızımı kaybettim. Ben bu hayatta hiç kimsesi olmayan, yapayalnız bir insan haline geldim. Ne olur yalvarırım bana kızımı geri getir. Yaptığımız seçimleri hiç düşünüyor muyuz? Çünkü belki de hayat sadece seçimlerimizden ibaret. Sizce nasıl bir seçim bir babaya tüm ailesini kaybettirmiş olabilir? Çünkü biliyorsunuz aslında her seçim bir vazgeçiştir. Gelin sizi yaptığı seçim yüzünden tüm ailesini kaybetmiş bir babayla tanıştırayım. Ben bazı hatalar yaptım. Yaptığım seçimden dolayı kızım beni terk etti, eşim beni terk etti. Ben gerçekten babamı görmek istemiyorum. Yani sakin ol. Allah'ını ya. İkisi de benim her şeyim. Ama bana sırt dönmedi, oğlum sırt dönmedi, kızım gibi yapmadı. Eşinize hiç şiddet uyguladınız mı? Yok, hayatta. Çocuğuna da, eşine de, hatta biz bekarken bize de aynı şiddeti uyguluyordu. Albümde böbrek bulundu. Evet. Babam hani bu konuyu kapattı. Oğlumdan yana tercihimi kullandım. Çünkü soyumu sürdürecek olan, aileme sahip çıkabilecek olan o diye düşündüm. Hani başka ailemizdeki başka insanlarla test olsun, benim kızım böbrek bulsun, benim kızım yaşasın. Yok. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba Hanım. Merhaba Levent Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle bana yardım etmeye kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Çünkü ailem dağıldı, yuvam dağıldı. Sizden başka sığınabileceğim hiç kimsem kalmadı. Estağfurullah. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederiz, biz teşekkür ederiz. Güvenip bize başvurduğunuz için, buralara kadar geldiğiniz için ben... Seyircimiz için size sormak isterim. Siz kimden bir şans istiyorsunuz? Öncelikle kızımdan ve kızımın nezdinde eşimden bir şans istiyorum. Şimdi ailem dağıldı dediniz. Kaç kişilik bir ailesiniz? 4 kişilik çok güzel bir aileydik ama şu an hiç kimsem kalmadı. Levent Bey, 4 kişilik çok güzel bir aileyken o aile birden neden dağılır? Allah korusun bir hastalık, ölüm. Yok, Allah'a şükür ölümlük bir durum olmadı. Herkes hani sağ hayatta. Benim yalnız kalmam, diri diri gömülmüş olmamı ölüm sayarsak o ayrı. Onun dışında herkes hayatta, herkesin sağlık durumu iyi. Ben bazı hatalar yaptım. Aslında büyük hatalar değil, küçük hatalar yaptım. Ondan dolayı ailem dağıldı. Bir seçim yapmam gerekiyordu. Yaptığım seçimden dolayı kızımı kaybettim. Yani kızım beni terk etti, eşim beni terk etti. Ve yalnız kaldım. O yüzden sizden yardım bekliyorum. Söylediğiniz şey aslında çok acı. Diri diri. Evet. Canlıyken gömüldüm dediniz. Evet. Çok acı. Yaptığınız hangi seçim sizi bu noktaya getirdi? Çocuklarım hastaydı. Oğlum ve kızım ikisi çok böbrek hastası. Teşekkür çok ederim. Çok geçmiş olsun. Çok uzun yıllar biz nakil bekledik. Yani her akşam onlara baktığımda, işte sabah uyandığımda yaşıyorlar mı, öldüler mi diye bakmaktan perişan oldum. Aslında ben ikisine de böbreklerimi vermek istedim. Yani doktorlara çok yalvardım oğluma kızıma böbreklerimi vermek için. Ama kanunen böyle bir şeyin mümkün olmadığını, yasal olarak böyle bir şeyin imkanı olmadığı söylendi. Ve bana bir tercih yapmam. Ki kesinlikle oğlumla kızım arasındaki tercihe doktorlar müdahil olmadı. Size bıraktılar. Özgür iradenizle bir seçim yapın bana, dediler. Bana bıraktılar. Levent Bey çok zor değil mi? İki tane evladınız var. Allah kimse yaşatmasın. Amin. Ama
yaşadım ben. Bunları yaşadım ben. Nasıl yaptınız o seçimi? İki gün gece gündüz bunu düşündüm. Ne yapabilirim? Bana bir şey olursa çocuklarım ne olur? İşte ya kızıma, eşime kim bakar? Oğluma kim bakar? Yani oğlumun sağlıklı olması gerektiğini. Çünkü oğlumun önünde uzun bir hayat var. Çalışması gerekiyor, evlenmesi gerekiyor. Bana bir şey olursa aileyi ayakta tutabilecek olan o. Ama o yüzden, kızınız da kızım ayakta... evde oturabilir yani. Okuması gerekmiyor. Bir işte çalışması gerekmiyor. Oğlum okuyor. O nasıl oluyor? Çok affedersiniz. Seçiminizi sorgulamak değil maksadım ve maksadımı aşmayı asla istemem. Evet. Kusuruma bakmayın ama bu yaptığınız seçimin çok ötesinde sizin düşüncenizle ilgili bir şey. Ne demek kızımın okuması gerekmiyor? Kız çocuğu yani sonuçta hani abisi ona bakar. Abisine güveniyorum ben. Levent yani... Bey bence bu dünyada asıl kız çocukları daha çok okumalılar. Ben öyle düşünmüyorum yani. Çevremizde çok okuyan kızlar yok. Yani ben kızların hani adını soyadını yazabiliyor, imzasını atabiliyor. Bundan fazla okumasının bana çok mantıklı gelmiyor. Bir de hasta kız yani nasıl okusun? Evde otursun, gözümüzün önünde olsun en azından. Yani dialize gidip geliyor. Onun dışında herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Kızınızın ve oğlunuzun isimlerini öğrenebilir miyim? Sema Murathan. Lütfen devam edin. Oğlumdan yana tercihimi kullandım. Çünkü soyumu sürdürecek olan, aileme sahip çıkabilecek olan o diye düşündüm. Siz şu an yanlış yapmış olduğumu düşünüyor olabilirsiniz. Hayır, ben asla bakın. Ben bir kere sizin durumunuzda olmayı dünya üzerinde bir tek insan bile isteyemez. Kimse istemez, evet. Çok zor bir şey. Ve insan evladı için bırakın böbreğini... canını verir. Yani şu an ben bütün organlarımı canlı hani çocuğum için verebilirim. Ben de bunu istiyorum. Evet, onu gayet iyi anlamış durumdayım. Bir de üstüne iki evladınız varken seçim yapmanız gerekmesi zaten yani korkunç bir trajedi. Bunu da anlıyorum. Ben sadece kız çocuğu ile ilgili olan düşünce biçiminiz beni çok üzdü, çok yaraladı, çok yıprattı. Ve yani bunu duymamış olmayı tercih ederim. Belki de o an işte ikisinin de o kadar hasta olması, ikisinden birini tercih etmem, bunları kendime bahane olarak göstermiş olabilirim. Ama aralarında kaç yaş var? Kızım 23 yaşında, oğlum 27 yaşında. 4 yaş var aralarında. Ne zaman oldu? 2 yıl önce. Yeni mi oldu? 2 yıl önce oldu. 2 yıl önce oldu. Dediler ki seçim yap. Bir tarafta oğlun. Bir tarafta kızım. Sizde bir tane böbrek. Bir böbrek yani ikisini kanunen alamadılar. Evet. Yoksa yani her baba gibi ben çocuklarım için her şeyi yapardım ama olmadı. Ben de oğlumdan yana tercihimi kullandım. İkisinin peki hastalıkları oğlum daha aynı ağırdı. Seyirde mi devam oğlum ediyordu? Oğlum daha ağırdı. Oğlum acı çekiyordu. Gözlemliyordum bunu. Kızım o kadar ağır değildi. Yani daha... başlangıçtaydı herhalde. Böbrekleri tam sıkıntılı değildi ama oğlum çok acı çekiyordu. Hı. Yani hissettiriyordu. Hissediyordum yani. Oğlumun acı çektiğini ben hissediyordum ama kızım o kadar ağır değildi yani. İdare edebilecek durumdaydı. Peki ben oğluma vereceğim böbreğimi oğluma dediniz. Oğluma vereceğim dedim. Sonra ne oldu? Kızım bir gün akşam eve geldim, evde yok. Komşulara sordum. İşte sabahtan beri görmediklerini söylediler. Habersiz evden çıktı, annesi, çıkıp gitmiş. Annesi, eşiniz? Annesi daha önceden beni terk etmişti. Öyle mi? Evet. Annesi daha önceden Peki, beni terk etmişti. Eşiniz niçin sizi terk etti? Çok saçma sebepleri vardı. Kızıma oğlum kadar değer vermiyormuşum, ayrımcılık yapıyormuşum. İşte oğlumu daha çok seviyormuşum. Ama şimdi iki çocukta da böyle rahatsızlıklar var. Evet. Buna rağmen mi çekip buna rağmen gitti eşiniz? Buna rağmen gitti. Neye katlanamadı bu kadar? Peki oğlunuzu daha çok sevdiğinizi düşünüyorsa, ayrımcılık yaptığınızı düşünüyorsa kızının için yanında götürdü? Bence sorumluluk almak istemedi. Sorumluluktan kaçtı. Yani eşiniz sizi tam olarak çocuklarınızın sorumluluğunu almak istemediği için ya terk etti. Bizim özelimiz. Yani ben o konuya çok da girmenizi istemiyorum. Sonuçta benim buradaki sorunum kızım. Ben kızım için geldim. Yani o benim iç işlerim. Yani o konuda pek konuşmak istemiyorum.
Peki Levent Bey, aynı şekilde evlatlarınız da sizin iç işleriniz değil mi? Onları konuşabiliyoruz. Niçin eşinizle ilgili konuşamıyoruz? Kayıp olan kızım ben. Kızımı bulmanız için size müracaat ettim. Yani çocuklarım ya da ailemle alakalı konuşmak için değil. Anlıyorum da kızınızın da o evi terk etmesinin bir sebebi olmalı. Ya sebebi, onun çiftte bir çocuk vardı. Muhtemelen o onun aklını, ki muhtemelen değil, kesin o onun aklını çeldi. Yani başka bir şey olamaz. Bakma başka. Niçin böyle düşünüyorsunuz? Çıktığı çocuk kötü biri mi? Çok kötü biri. Onu evinden, çok kötü biri. Ailesinden uzaklaştırmaya çalışıyor. İşte ona, bizim onu sevmediğimizi, abisini tercih ettiğimizi, annesine onlara fazla baskı yaptığımızı söylüyor. Yani iyi niyetli bir çocuk değil. Ailenize fazla baskı yapan biri misiniz? Yok, aslında baskıcı değilim ama oğlumun tercih ettiğim için bunu bana koz olarak kullanıyorlar. Herkes kullanıyor. Kızım da evde olan her şeyi... Nedir bu beyefendinin adı? Görkem diye bir çocuk. Evet, Görkem diye bir çocuk. Evet. Peki, Görkem Bey, sizin tabirinizle, iç işlerinizle nasıl bu kadar vakıf? Geldi mi evi, gördü mü durumunuzu, çocuklarınıza yaklaşımınızı? Hayır, liseden beri kızımla görüşüyor. Demek kızınız anlattı. Hayır, kızım anlatmadı. 2-3 yıl önce ben öğrendim. Yazışmalarını gördüm telefonundan, kızımın telefonundan gördüm. Hayır, şunu anlattı diyorum kızınız demek ki. Diyorsunuz ya, evlat ayrımı yaptığıma inandırıyor benim kızımı dediniz. Kızım anlatıyordur ona, yani kızım onu anlatıyordur. Kızınız ne için böyle anlatıyor sizce? Bilmiyorum, herhalde psikolojisi iyi değil ya da onu kanına giriyor, ona çok kanıyor, çok güveniyor. Artık ne yapıyor bilmiyorum. Bizden koptu, tamamen onun sözüyle hareket eden bir insan haline geldi. Peki siz şu an kızını Sema Hanım'ın, bu erkek arkadaşı Görkem Bey'in yanında olduğuna mı? Başka hiçbir yerde olamaz. Yani ondan başka... Mesela annesinin yanında olamaz mı? Annesini arayıp sordunuz mu? Bizim kızımız nerede sordum, diye. Sordum. Her yere sordum. Herkese sordum. Karakola da gittim. Kayıp ilanı da verdim. Siz eşinizle boşandınız mı? Boşanmadık da. Yani bana şey dedi işte, davayı sen aç. Biraz adam ol. Sorumluluk sahibi ol. Peki sizce... İstemedi yani, ayrılmadık. Evladına böbreğini bağışlamış bir baba için eşi niçin sen biraz sorumluluk sahibi ol der? Sorumsuz biri misinizdir genel itibariyle? Aslında değilim yani. Değilim yani. Aileme karşı çok sorumluyum. Hani bilmiyorum, hani oğlum, kızım, eşim, hepsine karşı ben çok iyi niyetliyim. Hepsine karşı ben farklı sevgiyle, saygıyla yaklaşıyorum ama niye böyle olduk bilmiyorum. Oğlunuz Murat Han Bey, kız kardeşinin evi terk ettiğini biliyor mu? Hani kardeşler yakın mıdır acaba? Ona sordunuz mu? Aradım, sordum ona. Aradım, sordum. Kendisini hiç aramamış. Hiç aramamış. Murat Han Bey şu an nerede? Şehir dışında yaşıyor. Şehir dışında. Peki kızınıza ulaştığınızda ona ilk söylemek istediğiniz şey ne? Onu gerçekten çok sevdiğimi ona anlatmak istiyorum. Oğlumdan yana tercih kullanmış olmamdan dolayı beni anlamasını, beni affetmesini istiyorum. Bir şey daha soracağım. Sema Hanım evi terk edip gitti. Peki şu an hastalığının seyri ne onun? Onu akrabalarımdan öğrendiğim kadarını biliyorum. Çünkü dialize gitti, hastaneye gittim bilgi almak için. Orayı değiştirmiş. Hani bana, ben ulaşmayayım diye. Karakola da ben gittim, müracaat ettim, kayıp ilanı verdim. İfadesini almışlar, kendi isteğimle gittim. Babamla görüşmek istemiyorum demiş. Sanırım uzaklaştırma kararı da almış. O yüzden akrabalarımdan öğrendiğim kadarıyla durumu iyi gibi ama dialize gidip geliyor, sıra bekliyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Sizce bir kız evlat babası için niçin uzaklaştırma kararı çıkarttırır? Ya o... Ona hak veriyorum. Neden hak veriyorum? Hani ben olsam, babam beni değil kardeşimi tercih etmiş olsa, ben de babamla görüşmek istemezdim. Çünkü her gün dialize gidip geliyor, işte abim sapasağlam geziyor. Babam yüzünden ben bu haldeyim diye düşünüyorum. Babam
abimi sevdiği kadar beni sevmiyor diye düşünüyorum. Bundan dolayı, yoksa ben onlara bir zarar vermedim yani, vermem de. Eşinize hiç şiddet uyguladınız yok, mı? Yok, hayatta. Çocuklarınıza? Hiç, hayatta kızıma fiske dahi vurmuş değilim, eşime vurmuş değilim. Asla öyle bir şey yok. Yok. Kadın dövülür mü? Çocuk dövülür mü? Şöyle yapalım mı? Öncelikle gözünüz aydın. Biz kızınız Sema Hanım'a ulaştık. Onu gerçekten bulduk. Mi? Evet. Ben şimdi gidip kendisini arayacağım. Bakalım buraya gelmeye ikna edebilecek İnşallah. Mi? İnşallah. Kendisini. Allah fakat şu uzaklaştırma kararına da takıldım. Onunla ilgili de arkadaşlarımız şimdi araştırıyorlar. Çünkü eğer ki böyle bir talep, böyle bir karar varsa sizi zaten biz bir araya getiremeyiz. Çünkü akrabalarım bana söyledi. Uzaklaştırma kararı almış. Seni görmek istemiyor. Onlardan sağlık durumunu öğrendi. Görmek istemiyor başka bir şey. Fakat uzaklaştırma kararının alınmış olması başka bir şey. Tamam. Yani kızınız babam beni daha az seviyor diye uzaklaştırma kararı aldırtamaz. Ama ulaştınız değil mi? Bulabildiniz kızını. Evet. Tamam. Şimdi ben kendisiyle konuşacağım. Sizden ricam beni burada biraz sabırla beklemeniz. Tamam. Bekliyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgili seyirciler, şimdi aslında küçücük, kanadı hafif kırık bir kız çocuğunu arayacağım. Abisiyle aynı hastalığa yakalanmış. Babası böbreğini abisine vermiş. Çünkü kendince sebepleri var. Acaba gerçekten ne düşünmüştür, ne hissetmiştir? Ben daha mı az seviliyorum demiştir. İstenmiyorum mu demiştir. Neden sorusunu kim bilir içten içte kaç defa sormuştur kendisine. Peki sizce bu kız çocuğu evi bunun için terk etmiş olabilir mi? Ya da acaba babasının dediği gibi bir Görkem Bey var. İsmi var. Kendi yok. Görkem Bey var. Baba diyor ki benim kızımın aklını o bulandırdı. Benden, ailesinden o soğuttu ve şu anda da benim kızımı alıkoyuyor diyor. Hepsinin cevabını umarım Sema Hanım'dan öğrenebiliriz. Alo. Sema Hanım. Ben halası Lale Hanım. Merhaba Lale Hanım. Ben evet. Ahu Sungur, Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programından arıyorum sizi. Programın sunucusuyum. Sema Hanım'la görüşmek istiyorum. Sema Hanım, bir saniye. Alo. Sema Hanım merhaba, ben Ahu Sungur. Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Evet, biliyorum. İzliyorum ben zaten programınızı. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Rahatsız ediyorum sizi. Kusuruma bakmayın lütfen. Tabii. Programımızı izliyorsanız şunu tahmin etmişsinizdir diye düşünüyorum. Programımıza size ulaşmak isteyen biri başvurdu. Ya eğer Görkem başvurduysa ben yani hiç zamanımızı almayayım. Benim zaten hani derdim bana yetiyor gerçekten. Sema Hanım şu etapta kimin başvurduğunu size söyleyemiyorum fakat Görkem Bey değil başvuran, o kadarını söyleyebilirim. Başka biri başvurdu size ulaşabilmek için. Sema Hanım aracımız bulunduğunuz yerde, ekip arkadaşlarım oradalar. Eğer aracımıza binerseniz kasanın içinde programımıza size ulaşabilmek için başvuran kişinin emanetiyle karşılaşacaksınız. Size vereceğim şifreyi kasaya girdikten sonra. Tamam, o zaman biz iniyoruz. Halanızla mı iniyorsunuz? Ya halamla inmem yani sizin için sorun olmazsa ben halamla inmek istiyorum. Hayır Sema Hanım, sizin için sorun olmayacaksa bizim için hiçbir sorun olmaz. Başımızın üstünde yeri var halanızın. Tamamdır, biz o zaman geliyoruz şimdi. Peki, araca bindikten sonra ekip arkadaşlarım bana haber verecekler, sizi tekrar arayacağım. Tamamdır, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Neyi öğrenmiş olduk hemen? Sema Hanım
halasının yanında. Sema Hanım aracımıza binmiş. Alo. Sema Hanım tekrar merhaba. Çok teşekkür ederim. Aracımıza binmişsiniz. Evet. Şimdi size şifrenizi gönderdim. Lütfen o şifreyi kasaya giriniz. Tamam. Şimdi bakıp giriyorum hemen. Tamam. Alo. Alo. Ay Sema çok kötü oldu. Babasıyla görüşmek istemiyor. Sakin kızım, sakin. Sakin yok. Lale Hanım, anladığım kadarıyla sizin yanınızda olduğuna göre sizi seviyor. Biraz sakinleştirmeniz mümkün mü yeğeninizi? Evet, biraz sakinleştireyim. Ve lütfen kendisine şunu iletir misiniz Sema Hanım'ın? Eğer buraya gelirse ve benimle görüşürse babasıyla görüşmek zorunda değil. Babası programımıza... kızına kavuşabilmek için, ulaşabilmek için başvurdu. Çünkü Sema Hanım'ın evi terk ettiğini söyledi. Bir takım iddialarda bulundu. Ve Sema Hanım'a da söz hakkı düştü. Bu nedenle arıyorum. Ve işin açıkçası Sema Hanım'ı tanımak da istiyorum. Dilerseniz yeğeninizle birlikte siz de gelebilirsiniz. Ya ben de yanında olacağım. Gidelim. Neyse görüşelim. Babanla görüşmek zorunda değilsin. Mecburiyetin yok. Herhangi bir mecburiyetin yok. Görüşmek istemeyebilirsin ama o ne anlattı? Biz de etemizdeki taşları dökelim. Yani öğrenelim bakalım. Tamam. Ben yanındayım, ben yanındayım bebeğim, ben yanındayım. Daha iyi mi Sema Hanım şu an? Biraz daha iyi, biraz daha iyi. Sesini veriyorum. Duyabilir miyim? Veriyorum. Teşekkür ederim. Tamam hanım, geleceğiz. Sema Hanım, üzdüysem çok özür dilerim. Yani biraz telaş yaptım. Sadece. Babanızla kesinlikle ve kesinlikle görüşmek zorunda değilsiniz. Tamam, tamam. Geliyoruz. Gelin birlikte tamam. Bir sohbet edelim, olur mu? Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sizi burada bekliyor olacağım. Tamam, görüşürüz. Hoşça kalın. Babasının olduğunu anladığı noktada fenalaştı. Babasıyla kesinlikle görüşmek istemiyor. Sevgili seyirciler, biz gelenin, programımıza başvuran kişilerin anlattıklarını dinliyoruz. Ve ilk etapta her zaman ve her zaman onlara inanmayı seçiyoruz. Bu gencecik kız çocuğumuzun derdi neymiş? İnşallah onu da öğrenebiliriz ve onu rahatlatabiliriz. Eğer bir derdi varsa da derman olabiliriz. Ulaştınız mı? O çocuğun yanındaydı değil mi? O çocuğun yanındaymış. Ulaştık Levent Bey. O çocuk dediğiniz Görkem Bey herhalde. Evet. Hayır hiç alakası yok. Görkem Bey'in yanında falan değil kızınız. Yalnız mı yollamış kızımı buraya? Nerede olduğunu, kimin yanında olduğunu size ben söylemeyeceğim. Görkem Bey'in yanında olmadığı ile ilgili sizi temin edebilirim. O söyledi bunu değil mi? Kızınız söyledi, evet. Kızınıza güvenmez misiniz? Bana çok yalan söyledi bu çocukla ilgili. O yüzden yani sizi kandırmış olabilir. Kızınız genel olarak yalan söyler mi size? Aslında yok. Yani bu çocukla ilgili bir konu olduğu zaman genelde yalan söyler. Ama onun dışında bir yalanı yok yani. Aramızda öyle bir... Uçurum yok. Levent Bey, bana biraz kızınızı anlatır mısınız? Ya bilmem nasıl anlatayım. Asi, benim ne düşündüğümü asla düşünmeyen, benim düşüncelerime çok fazla önem vermeyen biri.
söz dinlemeyen, yani ben bu çocuğun ne kadar kötü olduğunu senelerdir onu anlatıyorum. Yani yıllardır anlatıyorum. Bana değil ona güveniyor, beni değil onu seviyor. Bana değil ona sığınıyor. Yani hasta haliyle çok sağlıklı düşünmediğini düşünüyorum. Çünkü ben ona hep gerçeklerle yaklaşıyorum. O çocuk ona hep yalanlarla yaklaşıyor. Gerçekleri biliyorsunuz, herkes kabul etmiyor. Nereden biliyorsunuz peki o çocuğun, çocuk dediğiniz Görkem Bey herhalde, kızınıza hep yalanlarla yaklaştığını? Çünkü o evde bakım ücreti almak için kızımı yanında bulunduruyor. Yani kızımı çok sağlıklı davranmıyor. Biliyorsunuz. Nasıl yani? Yani kızım hasta, evde bakım ücreti almak için işte ondan dolayı yanında tutuyor. Görkem Bey buna tevessüs edecek bir insan mı? Daha azına da düşkün olabilecek bir insan. Siz Görkem Bey'i öyleyse epey iyi tanıyorsunuz. Çok ara tanıyorum derken kızımla ilişkisini, daha doğrusu kızımın etrafında döndüğünü gördüm. Bayağı bir araştırdım. Yani araştırdığınızda, soruşturduğunuzda, sorduğunuz insanlar, ya bu Görkem çok kötü bir çocuktur. Her şeye tevessül eder, senin kızına zarar verir. Para için yapamayacağı şey yoktur falan mı dedi insanlar bu Görkem Bey'le ilgili? O kadar açık değilse de çok sağlıklı bir insan olmadığını, ailesine karşı tavırlarını mahalleden öğrendim. Ailesine karşı ne kadar kötü bir çocuk olduğunu. Nasılmış ailesine karşı? Annesinin parasını yiyen, babasının parasını yiyen, çalışmayan, boşta gezen, yani kızıma zarar verecek bir tip. Yani öyle ailesine bağlı olmayan bir çocuk kızıma nasıl sahip çıksın, kızıma nasıl baksın? Bir şey soracağım. Annesi biliyor kızınızın evi terk ettiğini. Evet. Konuştum dediniz, söyledim dediniz. O niçin burada? İyi ne kadar ayrı olursanız olun. O aramıyor mu? Kızımın nerede olduğunu biliyor. Biliyor. Görüşüyorlardır. Çünkü bu kadar rahat olamaz, bu kadar duygusuz olamaz. Ben oğlum hariç sanırım herkes kızımın nerede olduğunu biliyor. Öyleyse kızınız bir tek sizinle görüşmek istemiyor. Bir tek sizin kendisinin nerede olduğunu... Abisiyle de görüşmüyor. Yani iyi olduğunu biliyoruz, soruyoruz. Diyalize gidip geldiğini biliyoruz. Ama yakın çevremiz, yani onu sorduğum kişiler bana karakola gittiğini, benim hakkımda da uzaklaştırma kararı aldığını söylüyor. Şimdi tam oraya geleceğim. Biz araştırdık, ekibimiz araştırdı. Evet. Sizin hakkınızda kızınıza karşı çıkartılmış bir uzaklaştırma kararı yok. Kızınız sizinle ilgili bir uzaklaştırma kararı çıkarttırmamış. Size bu bilgiyi kim verdiyse bu yanlış ve bence art niyetli bir bilgi. Ona benim hakkımda, bana da onun hakkında yanlış şeyler söyleyen insanlara kanıyor. Ben onun hiçbir zaman kötülüğünü istemedim. Demet Bey, kızınız en çok hangi rengi sever? Turkuaz sever. Turkuaz. Evet. En çok hangi yemeği sever? O yemek falan hiç seçmezdi. Önüne ne koysan yerdi. Ama oğlum öyle değildi. Oğlum mesela duruşu vardı, siyahı çok sever. Siyahı, Murat Han Bey. Tabii. Siyah giyinir, siyah araba, yani her şey belli. Murat Han Bey'i çok seviyorsun. Çok seviyorum. İkisini de çok seviyorum. Ama hani duruşu var yani. Murat Han Bey'i anlatın desem nasıl anlatırsınız oğlunuzu? Yani o benim her şeyim. Nasıl anlatayım? Zaten anlattınız her şeyim diyerek. Yani Murat'ın... Bence her evlat, Murat'ın anne mesela... babanın her şeyi. Evet. İkisi de benim her şeyim. Ama hani bana sırt dönmedi, oğlum sırt dönmedi, kızım gibi yapmadı. Arıyorum, görüşüyorum. Ayda bir, belki iki kez görüşüyorum. Şehir dışında olduğundan dolayı ama bana sırt dönmedi. O nasıldır? O da asi midir? Yok, kızınız için yok, öyle çok adamdır. Ya. Çok adamdır. Kimseye karşı asi değildir. Yani kimseyi kırmaz, kimseyi üzmez. Adamdır yani. Ailesine çok düşkündür. Kardeşine, bana, hepimize düşkündür. O asi değil. Daha yumuşak huylu mudur? Sakin tabii, midir? Tabii, sakindir. Size duruş, karşı... Dediğim gibi duruşu belli olan bir insan. Size karşı da herhalde büyük bir vefa duygusu vardır değil mi? Yani sonuç olarak... Vardır, tabii ki vardır. Tabii ki vardır. Yani ben onun... Nasıl söyleyeyim?
bana bakışını, bana davranışlarını gördüğüm zaman aldığım karar gerçekten çok zordu. Peki Levent Bey, Sema Hanım geldiğinde ne diyeyim ona? Beni affetmesini istiyorum. Ailemizi yeniden bir araya toparlamam için bana destek olmasını istiyorum. Ben onun yaşaması için ona destek olamadım. Benim yaşamam için onun bana destek olmasını istiyorum. Sizin yaşamanız için kızınızın size destek benim olması. Değil, ailemizin yaşaması için. Aileniz. Ailemizin bir arada. Ben şu anda yaşıyorum. Ölü gibi yaşıyorum ama... annesinin eve dönmesi için... onun her şeyden önce bana yakın olması gerekiyor. Annesini ikna edemiyorum. Yani ailemiz bir araya ancak kızımın bana yakın olmasıyla gelir. Anladığım kadarıyla oğlunuz Murat Han Bey çağırdığınız anda gelecek. Tabii zaten. gelir. Onda sıkıntı yok. Oğlum yani gelir. Oğlum gelir. Öyle şöyle söyleyeyim. Bunları ileteceğim kendisine. Ha. Sema Hanım gelmiş. Gerçekten. Ben şimdi onun yanına gideceğim. Evet, gerçekten. İnşallah o çocukla gelmemiştir. Ama eminim onunla gelmiştir. O çocukla gelmiş. Bak size de yalan söylediğini göreceksiniz. Levent Bey, o çocukla gelmiş. İnşallah ben yanılıyorum. Siz yanılıyorsunuz i̇nşallah. Levent Bey. Çünkü siz... başka yanına gidebilecek kimse yok. Benim yakınlarım hepsi birbirinden uzak. Hepsi bize uzak. Yani yakınlarım demişken siz, ben Sema Hanım'la görüşmeye gitmeden ve size bir şansım olsa masamıza davet etmeden önce bir evet. şey soracağım. Sizin evlatlarınızla yapılan testlerde uyuştu anladığım İkisine kadarıyla. İkisine de uymuştu. İkisine evet. de uydu. Peki başka bir akrabanız gidip mesela yaptırdı mı aynı testi? Yani tüm aile dahil oldu. Birinci derece yakının bir halası vardı. Allah korusun onu da görme adını bile anlamadım. Yani onun böbreğiyle yaşayacağını ölsün daha iyi. Hiç istemem. Hiç. Niçin böyle dediniz? Yok istemem. Allah korusun niçin ölsün? Yani onun böbreğiyle yaşayacağına bence ölsün daha iyi. Neden? Çok kötü bir... O konulara girmek istemiyorum. Dediğim gibi bunlar benim özelim. Ama şunu bilmenizi isterim. Hani ben yakınım dediğim kişi bir halası vardı. Başka kimsem yok. İki kardeşlik biz. Aslında onu hiç konuşmasak daha iyi. Zaten bizimle ilgisi yok. Görüşmüyoruz. Konuşmuyoruz. Peki. İnşallah. İnşallah o çocukla değildir. Şimdi ekip arkadaşlarım size yardımcı olacaklar. Lütfen siz beni bir şansım olsa masamızda bekleyin. Ben de kızınız Sema Hanım'la görüşmeye tamam. gideceğim. Buyurun. Tamam, teşekkürler. Şimdi hani 9 tane boğum var ya... biz hepimiz düşünüyoruz. Bir de onu dile getiriş biçimimiz var. İki şeye çok takıldım Levent Bey'le ilgili. Bir, iki evladını ayrı ayrı sorduğumda, kızını sorduğumda o asi dedi. Oğlunu sorduğumda o benim her şeyim dedi. Az önce de kız kardeşinin böbreğiyle ilgili onun böbreğiyle yaşayacağına benim çocuğum ölsün dedi. Bunu bir baba nasıl söyler? Nasıl böyle bir kıyas, böyle bir mukayese yapabilir? Hele ki evladının yaşamı söz konusuysa. Levent Bey'le ilgili kafamın içinde ve yüreğimin çok derin bir yerinde çok fazla soru işareti oluştu. Ama eminim ki bu soru işaretlerinin hepsinin cevabını birlikte bulacağız sevgili seyirciler. Gelin Sema Hanım'la ve halasıyla tanışalım. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş rahatsız olmayın lütfen, buyurun. İsminizle hitap edebilir miyim? Tabii. Semacığım, çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Baba evini niçin terk ettin? Ya babamın yaptığı haksızlıklara artık dayanamadım yani. Çünkü babam, yani nasıl desem, abime davrandığı gibi davranmıyordu. Yani o hastaydı. Sanki ben hasta değildim ama.
Nasıl yani? Anlatır mısın birazcık bana? Ya mesela hastaneye gidiyoruz. Orada bile aynı değil yani. Bir kere abimi öne almışlardı. Pardon, beni öne almışlardı abimden önce. Orada kıyameti koparttı ya. Dedi ki işte mesela hani neden burada Murat Hanım bekliyor? Murat Hanım hasta. Sanki ben hasta değilim. Sanki ben iyiyim. Ben de diyalize gittim. Ben senin kızın değil miyim? Acaba abinin durumu daha ağırmış, öyle dedi babam. Hayır, hayır. Sema'nın durumu daha ağır. Daha önceliği daha... daha öncelikli yani. Öyle mi? Evet, Sema'nın durumu daha ağır. Yani. Sema'cığım, annen evi neden terk etti? Ya annem de babamın bu hareketlerini görüyordu. Bize karşı eşit olmadığını görüyordu. Ve yani babam açıkçası anneme şiddet uyguluyordu. Ne diyorsun? Evet. Ben bunu defalarca sordum babana. Fakat kadına el kalkar mı dedi. Çocuğa el kalkar mı dedi. Kesinlikle çocuğuna da, eşine de, hatta biz bekarken bize de aynı şiddeti uyguluyordu. Ne diyorsunuz? Bizi kadın olarak dışlıyordu yani. Kadını hiç yok sayıyordu. Ya annem evi terk etti. Hani gitti. Ben annemin peşinden gitmedim. Bizi bulmasın diye, peşimizden gelmesin diye. Annemin gidişine baktım sadece. Babam onu bulmasın diye. Yani eğer annenle birlikte gidersen annenin daha çok peşine düşeceğini mi zannet? Evet. O yüzden yani babama da aslında ben annemle konuşuyordum o sırada ama babam benim konuştuğumu bilmiyordu. Annemi korumak için yani sanki annem beni de terk etmiş. Aslında hiç haberi yokmuş gibi davrandı. Yani biz sürekli görüşüyoruz. Yani dün de bizdeydi yengem. Senin aslında evi terk etmenin sebebi baban böbreğini tercihen abine verdiği için değil. Zaten yıllardır babandan kurtulmak istemen. Doğru mu anlıyorum? Doğru. Evet. Bir yudum boğazlarımızı bir ıslatalım mı? Umutcuğum. Sakin ol değil mi? Sakin. İyi misin? Ya kendimi sakin pek ol. Hissetmiyorum ama yani o anları tekrar yaşıyor gibi hissediyorum. Kusura bakmayın gerçekten. Estağfurullah, ne kusuru Sema? Çok üzüldüm ve koca adamın gözümün içine, hepimizin gözünün içine baka baka yalan söylemiş olmasına da ayrıca gerçekten çok sinirlendim. Şimdi annesiyle görüşüyorsunuz o zaman. Görüşüyoruz. Dün yanımızdaydı. Annen halanda olduğunu biliyor. Peki babana söylemedin halanda kaldığını? Hayır. Hayır, söylemedim. Yani babam beni bulsun istemedim asla. Nerede olduğumu dahi hani lütfen yani söylemezseniz çok sevinirim. Hayır, hayır. Biz de görüşmüyoruz zaten. Abimle aramız açık. Görüşmüyoruz. Bizi de dışladı zaten. Biz de bir şekilde... Siz görüşmüyor musunuz? Görüşmüyoruz. Evet, birkaç bir şey söyledi benim çok canımı sıkan. Yani kadına karşı bir şeyi var. Antipatisi var. Kadına karşı bir neden kadın... Neden peki? Bilemiyorum bekarlık yani. Bekarlık dönemimizde, çok genç dönemimizde evet, bana da yapar evet, dediniz. Evet yani şu... Babanız nasıldı peki? Anneniz öyle miydi? Buna aksine daha yumuşaktı babam. Babam öyle değil ama bu farklı bir şekilde, farklı bir insan. Peki... Farklı bir karakter. Abin şehir dışındaymış, öyle söyledi baban. Yalan söylüyor ya. Bu da mı yalan? Avva Hanım, benim abim bir yıldır hapiste. Ne? Evet. Ha böyle bir şey yok bakın. Yani ben o evdeyken de abime toz kondurmuyordu ve bugün yine gelmiş size yalan söylemiş. Yine yalan söylemiş ya. Şimdi hayatım, Allah düşürmesin. Kader mahkumları sakin var. Bazıları iftiraya uğramış olabilir. Hani böyle bir durum mu abinin hapishanede olmasın? Asla, asla böyle bir durum değil. Şimdi babam böbreğini abime verdikten sonra abim evlenmek istiyor. Babam da ona kız arıyor ama abim kendisi buluyor. Hiç dert olmasın babama. Abim diyor ki işte Ankara'da bir kızla tanıştım baba falan filan. Babam da direkt parayı veriyor, gönderiyor.
Ya babam sormuyor bu kız. Hem oğlunu iyileştiriyor. Murat Han'ı iyileştiriyor. Peki. Hem bir de servet veriyor kızı getirsin diye. Ya hala konu o değil. Babam bir kere bile demiyor ki yani bu kız kaç yaşında, bu kız ne yapıyor, bu kız ne iş yapıyor? Kaç yaşında Sema? Kötü bir şey duyacakmışım gibi geliyor. Bu kız 16 yaşında. Ne diyorsun? Evet. Bu kızın ailesi, abisi kızları almak için abimin kapısına dayanıyor. Abim abisini yaralamış. Bir bu yüzden, bir de kızı zaten kaçırdığı için. Sonra 16 yaşında kız. Kız da demiş ki galiba hani ben kendi isteğimle burada değilim. Ben burada zorla tutuluyorum demiş. Bir de o yüzden bunlar üzerinden yargılanınca şu an hapiste bir yıldır. Peki abin için baban dedi ki benim oğlum çok iyi huyludur, çok yumuşak huyludur, çok sakindir, asla asi değildir. Tam tersi babanın aynı yani. Tam tersi. Abimle oğlu Murat Han aynı karakterde. Yani abim o kadar çok problem çıkartıyordu ki. Her yerde, lisede, orada burada. Ve hani babam bunların üstünü örtmeye çalışıyordu. Benim oğlum şöyle böyle gidiyordu, ailelerle konuşuyordu. Lisede çocuklara zorbalık yapıyordu benim abim. Ve babam bu çocukların ailesiyle konuşuyordu. İşte şikayetinizi geri çekin. Yok telefon alıyordu. Bunlara para saçıyordu. Ama ben hani bir test kitabı istiyorum. Bu babama yük oluyordu. Ama abimin sataştığı çocuklara bilmem neylerine o telefonları almak, böyle şeyler yapmak, abimin ayıplarını örtmek için paralar saçmak ona hiç ağır gelmiyor. Yeni telefon çıkıyor. Abim telefon istiyor. Onu alıyor. Yani hiç ihtiyacı bile yok aslında. Küçüklüğünüzden beri böyle mi? Küçüklüğümüzden beri böyle. Yani Murat Han'a balon alınacak, Murat Han'a araba alınacak, Murat Han'a telefon alınacak. Sanki ben hiç yokum. Yok saymış yani. Tamamen Sema'yı yok saymış. Ben hasta olduğumu öğrenince şükürler olsun dedim ya. Yani şükürler olsun Allah'ım. Hani öleceğim, kurtulacağım dedim. Sema bana geldiğinde çok perişan bir haldeydi. Biz bu aile içindeki şeyleri yaşadıklarını bilmiyorduk. Bize Sema'nın anlatmalarıyla ben bile şok oldum. Yani abimi bu şekilde düşünemiyordum. Yani kötü olduğunu biliyordum, bir şey aksi olduğunu biliyordum ama bu şekilde çocuğu dışladığını bilmiyordum. Sema'yı yok saydığını bilmiyordum. Sema'cığım bu çok zor değil mi? Çok zor. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Bence bunun seninle ilgisi yok hayatım. Sakin. Seninle ilgisi yok. Bunun seninle alakalı değil. Bunun babanla ilgisi var. Babanın sakin yapısıyla bebeğim, sakin ilgisi var. Tamam. Babanın ben arkandayım. Hayattasın. Ben babanın arkandayım hayatta ben arkandayım. Seçmiş olduğu kendi yoluyla ilgisi var. Sen daha az sevilmeye layık değilsin yani. Anlatabiliyor muyum? Sen de çok sevilmeye layıksın. Sen de çok güzelsin. Sen de evlatsın. Sen de çocuksun. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Sizinle niçin görüşmüyor abiniz? Ya biz de yani aynı davranışları bize de yaptı bekarken. Ben evlendim, şükür kurtuldum dedim. Ama çocuklarla da görüştürmedi, yengemle de görüştürmedi. Hiç kimseyle hep tamamen bizi dışladı yani. Saydı. Çocukların rahatsızlığıyla ilgili bilginiz var mı? Hiçbir bilgim yoktu. Bize bunu söyletmiyordu aslında. Yani niçin ailede hiç kimsenin bilgisi yoktu. Ha, bilmiyorum yani abime test yapıldı. Evet. Abime böbrek bulundu. Evet. Babam hani bu konuyu kapattı. Yani bir daha hani başka ailemizdeki başka insanlarla test olsun benim kızım böbrek bulsun. Benim kızım yaşasın. Yok. Ve ben aynı anda hem bu hasta halimle bir de okula gidip geliyordum. Ama ben okulu bırakmak zorunda kaldım. Üniversiteyi bıraktın mı? Son bir yıl kala hem de bırakmak zorunda kaldım. Babam zaten hep yani annem de evden gidince babam benim okumamı hiç istemedi. Çünkü ben evde durmalıydım, işte yemek yapmalıydım, çamaşır yıkamalıydım, bulaşık yıkamalıydım ya. Ben bunları zaten diyalize gidip geldiğim için az az yapıyordum. Ha bir de okula da gidince
hiç yapamam, eksik yaparım diye oraya da gitmemi istemedi. Siz sonra nasıl buluştunuz? Görüşemiyordunuz çocuklarla. Biz görüşüyorduk ama gizli görüşüyorduk. Gizli görüşüyorduk. Abimin haberi yoktu. Evet, yengemle çocuklarla görüşüyorduk. Sadece Murat Han'la abimle görüşmüyorduk. Bir gün baktım kapım çaldı. Perişan haldeydi. Bitmişti yani. Bitmiş bir halde geldi. Diyalizden çıkmış bana geldi. Şöyle bir şey var. Arkadaşı diyalize götürmüş. Getirmiş. Evet. Bana getirdi. Bana bıraktı erkek arkadaşı. Şöyle bir şey vardı. Benim erkek arkadaşım vardı. Görkem'le de benim aram babam yüzünden bozuldu. Şimdi babam zaten beni diyalize götürüyordu ama abim için götürüyordu. Yani o gidiyor, ben de yanında gidiyordum. Beni götürmeyi bıraktıktan sonra ben kendi kendime gitmeye başladım. Benim erkek arkadaşım da bana dedi ki ya hani seni ben getirip götürürüm falan. Bir gün beni eve götürürken o sırada babamla denk geliyorlar. Babam hatta çakı falan çekiyor çocuğa. Sen işte bir daha bu kızımın etrafında görmeyeceğim falan filan. Ondan sonra ben engel oldum. Görkem şikayetçi olacaktı babamdan. Keşke olsaydı. Keşke olsaymış ama ben gittim engel oldum. Babamdır dedim yine. Bana dedi ki Görkem ailesine çok kötü davranıyormuş. Ailesinin parasını yiyormuş. Görkem senin kafanı dolduruyormuş. Ailenden uzaklaştırmış. Asla böyle bir şey yok. Babam tamamen kendi kafasında böyle şeyler kuruyor. Yani nasıl söylesem, babam Görkem'in ne kadar iyi bir insan olduğunu da aslında bence biliyor. Yani kızını sen diye Elize götürüp getirmiyorsun. Görkem getirip götürüyor. Abim bir tane kız bulmuş Ankara'da, kızın ismini sormadı. Paraları verdi, gönderdi. Sen benim erkek arkadaşımı görüyorsun, biliyorsun. Nasıl bir insan olduğunu biliyorsun. Görkem de bizim mahallede oturuyor çünkü. Ama yine de. Sema'cığım sen ne okuyordun üniversitede? Ben sanat tarihi okuyordum. Seviyor muydun bölümünü? Çok seviyordum. Ama yani bırakmak zorunda kaldım. Çünkü her şeye yetişemiyordum yani. Ev işlerine yetişemiyordum. Zaten hastaydım artık. Tükeniyordum yani. Bırakmak zorunda kaldım. Sema, nasıl bir baban olsun isterdin? Yani böyle beni seven, saçımı okşayan, koruyup kollayan bir babam olsun çok isterdim. İşte. Annen ne diyor? Annem benim okula dönmemi söylüyor. İnşallah böbrek nakli olduktan sonra okula dönmeyi çok istiyorum. İnşallah okula döneceğim. Biz bu durumla bu arada, ilgili hangi safhadasınız? Biz bu arada döner bulduk. Tamam. 15 gün evet. Sonra ameliyat olacak bebeğim. 15 gün sonra yeniden sağlığına kavuşacak inşallah. Siz yeni mi veriyorsunuz? Evet, halam veriyor. Evet. Şükürler İnşallah olsun. Yeni bir hayat başlayacağım yeğenime. İnşallah. Bir sarılalım mı ya? Üzmek istemezdim aslında ama. Ben de seni hiç üzmeyi istemezdim aslında ama bazen işte böyle birbirimizin üzüntüleriyle üzülüveriyoruz. Üzülmemiz de gerekiyor. Bazen senin derdin benim derdim olmak zorunda. Günün birinde belki inşallah olmaz ama benim bir derdim belki senin derdin olur. Birbirimizle empati kurduğumuz sürece birbirimizin hayatlarına sevgiyle, şefkatle ve umutla dokunabildiğimiz sürece insanız. Baban seninle barışmak istiyor. Ben babamı görmek istemiyorum. Lütfen. Acaba son bir kez bir konuşsan mı? Lütfen. İstemiyorum gerçekten. Gerçekten istemiyorum. Seni hiç yormak, üzmek istemiyorum.
Ama şunu yapalım olur mu? Eğer yani dayanırım izlemeye dersen, senin için bir video hazırladı baban. Sana bir mesajı var. Aracımıza gidebilirsiniz. Aracımızda o senin için hazırlamış olduğu babanın videoyu izleyebilirsin. Sen bilirsin. Biliyorsun. İzleyelim istersen. Sen bilirsin. Gene de sana bırakıyorum. İzle. Tamam. Olur mu? Tamam. Oraya gittiğinde kararını değiştire de bilirsin. Sizin için izleyeceğim. Tamam. Ben senin için ne yapayım? Söyle. Çok teşekkür ederim. Siz gitmeden önce Semacığım ben sana iki şey soracağım. Tabii. Senin en sevdiğin renk ne? Beyaz. Turkuaz sever. Turkuaz. Evet. En sevdiğin yemek? Ispanak. O yemek falan hiç seçmezdi. Önüne ne koysan yerdi. Baban onun öyle dedi, ayrımı yoktur. Her şeyi sever, her şeyi yer. Ne bulursa yer dedi. O öyle zannediyor çünkü şu an aslında ben yemek seçemiyorum. Yani seçmiyordum çünkü ya ben küçükken bir kere annemin yaptığı yemeği yememiştim. Babam da dedi ki böyle çocuk olmaz olsun. Aslında abim de yemiyordu. Abim önemli değil burada ama neyse işte. Babam beni gerçekten dövdü. Odaya kapattı ve gerçekten iki gün ben yemek yemedim. Sonra ne bulduysam yemeye başladım. Ondan sonra yemek seçmemeye başladım. Yani ben de artık ne konduysa önüme yemeye başladım. Hani çocuklarınızı bile isteye bu dünyaya getirip sonra sudan sebeplerle sinirinize hakim olamayıp en ufak şeyde hunharca dövüyorsunuz ya, işte bunu yapan insanların gerçekten elleri kırılsın. Sadece dövenler değil. O küçücük çocukları istismar edenler, beden güçleriyle, akıl güçleriyle, çevrelerinin güçleriyle o küçücük evlatları istismar edenler var ya, hem istismar edenler hem de kendi elleriyle verip istismar ettirenler. Sizin sadece elleriniz kırılmasın. Siz taş olun. Böyle kocaman bir taş olun. Çatlayın, yıkılın, sonra da yok olun. Bazılarını değiştiremiyoruz. Olmuyor. Biri evladını değiştiremiyor, biri babasını değiştiremiyor, biri annesini değiştiremiyor, biri kardeşini değiştiremiyor, biri arkadaşını değiştiremiyor. Bazen olmayınca olmuyor Semacığım. Maalesef. Ama bunun sadece bizimle ilgisi yok. Tamam mı? Senden sadece bunu içine oturtmanı istiyorum yani. Bunu bilmeni istiyorum. Hani benimle bir alakası yok. Evet, bunun, bu davranış biçiminin, sana uygulanan bu şiddetin, evet yaşayan sensin, bunu çeken sensin. Fakat bunun sebebi sen değilsin. Sen güzeller güzeli bir varlıksın yani. Teşekkür ederim. Öylesin. Babanın böyle olmasının senin hiçbir ilgisi yok. Ya kendimi o kadar değersiz hissediyordum ki çocukken de. Hep kendimi çok değersiz hissediyordum. Biri bana güzel bir şey söyleyince çok mutlu oluyordum. Ya da acaba şey diye düşünüyordum. Acaba şaka mı yapıyor hani? Aa, benim hakkımda mı düşünüyor gibi. Ne sen daha fazla üzül. Ne de ben. Ama en çok sen üzülme. Ben kocaman insanım. Siz de üzülme. Yok, sen küçücük bir kız çocuğusun. Sen üzülme. Siz çok iyi kalpli bir insansınız. Sensin iyi kalpli. Ben sizin programınızı izliyorum gerçekten. Siz de çok iyi kalpli bir insansınız. Siz de üzülmeyin. Birlikte üzülmeyelim. Amin inşallah. Ben sana bir şey söyleyeyim. Hayatta herkes mutlaka ama mutlaka bir defa da olsa kendi cehenneminden geçiyor. Sen geçmişsin, bitmiş. Bence bundan sonra
Her şey senin için çok güzel olacak. İnşallah güzel günler gelecek. Ben de sana teşekkür ederim. Sizi aracımıza alıyorum. Ekip arkadaşlarım yardımcı olacaklar. Neden bir kere daha söylemeyeceğiz? Lale Hanım, yeğeniniz size emanet. Teşekkür ederim inşallah. Yeğeninize... Sonuna kadar arkasındayım. Sema, görüşelim. İnşallah. Tamam. İnşallah. Görüşmek üzere. Şimdi ben bu Levent Bey'e gidip ne diyeyim? Zaten çocuğunu küçücükken döven, karısına şiddet uygulayan, evlatları arasında ayrım yapmış ve belli ki kalbi biraz kararmış. O adama ne diyeyim? Çok sinirliyim. Sinirin dışında çok üzgünüm. Çok karmaşım. Gelin birlikte gidelim beyefendinin yanına. Ne oldu? Geliyor mu kızım? Geliyor mu? Ben size birinden bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Kimden? Tanıyacağınızı düşündüğüm birinden. Bir aile babası. Gençliğinde çok zorbalık yapmış. Çocukluğundan beri şiddet bağımlısı. Kendi annesi ve babasından hiç şiddet görmemiş, iyi insanlarmış. Buna rağmen evde, kendi aile ortamında kardeşlerine hep şiddet uygulamış, zorbalık yapmış. Sonra gitmiş, evlenmiş. Kadına da şiddet uygulamaya başlamış. Süreç içerisinde zavallı kadın çok fazla sesini çıkartamadığı, biraz da çaresiz olduğu için kaçıp gidememiş önce bu adamdan. Bu adamın bir erkek, bir de kız çocuğu olmuş. Hayat işte bu. Çocukların ikisi de gençlik çağlarında aynı hastalığa yakalanmış. Çocukların ikisinin de dermanı babadaymış. Fakat baba o güne kadar evlatları dünyaya ilk geldikleri günden itibaren evlatlarının arasında adaletsiz davranmış. Hep haksızlık yapmış. Bu adam hayatı boyunca kadınları hiç sevmemiş. Nedendir bilinmez. Kendi dünyaya getirdiği kız çocuğunu da hiç sevmemiş. Bu kız çocuğunun hayatta en sevdiği yemek ıspanakmış. Çocuk bir gün annesinin yaptığı yemeği sevmeyip beğenmeyince, aynı bu adam, bu aile babası, sizin tanıdığınızı düşündüğüm adam, bu çocuğu iki gün odaya kilitlemiş, çıkartmamış. Sonra o çocuk o günden sonra hayatı boyunca hep önüne ne geldiyse yemek zorunda kalmış. Hiç seçme şansı olmamış bu kız çocuğunun. Bu kız çocuğu şiddet görmüş. Aynı halası gibi, aynı annesi gibi. Hayat işte ne tuhaf değil mi? Baba dövmüş, dışlamış, hakaret etmiş. Çocuğun adını da Asi koymuş. Kız çocuğunun adı yokmuş gibi. Kız çocuğunun sevmeye hakkı yokmuş, kız çocuğunun okumaya hakkı yokmuş, kız çocuğunun yemek seçmeye hakkı yokmuş, çocuğun okulu bitirmeye hakkı yokmuş, kız çocuğunun hiçbir şeye hakkı yokmuş. Ne tuhaf Levent Bey, bu çocuğun hayatta tek ve en sevdiği yemek ıspanakmış ama öyle bir hastalığa yakalanmış ki tek yiyemeyeceği yemek de ıspanak olmuş şu hayatta. Önce annesi kaçmış, kurtulmuş o evden. Ve bu çocuk anneye, anne beni de al giderken diyememiş. Neden biliyor musunuz? Çünkü anne beni de al yanında götür derse, bu aile babası
anneye daha beter debelleş olur. Onun peşine düşer, onu bırakmaz. Onu daha çok döver zannetmiş. Bu kız çocuğu babayla kalmış yine de. Yine de hani biz programımızda hep diyoruz ya, hayatta herkesin bir şansı daha vardır. Hayatta herkes bir şans daha hak eder diye. Bu kız çocuğu aslında babaya doğduğundan beri kaçıncı şansı vermiş? Ama bu aile babası bir türlü adam olmamış. Kız kaçmış kendini kurtarmak için. Sonra biliyor musunuz, bu aile babası bir programa başvurmuş. Gitmiş oraya. Sanki oradaki herkes aptalmış gibi. Kızım bak, ben senden ayrı kaldığım için gerçekten çok pişmanım. Eğer o çocuğun yanına falansan, şunu bil ki o çocuktan sana hayır gelmez. Bak ben hayatım boyunca hiç bu kadar yalnız kalmadım. Ne olur geri dön. Senin sağlık sorununla ilgili elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Yeter ki sen geri dön. Ne olur geri dön kızım. Ben daha fazla izlemek istemiyorum. Tamam bebeğim, sakin. Tamam, ben gitmek istiyorum. Tamam aşkım, tamam. Tamam, gidiyoruz, evimize gidiyoruz. Tamam, ben gitmek istiyorum. Tamam bebeğim, evimize gidiyoruz. Sen nasıl istiyorsan öyle yapıyoruz. Tamam, tamam gidelim. Ben seni... Şöyle gidelim, tamam. Hadi gidelim biz şoför bey. Babaya ne oluyor biliyor musunuz hikayenin sonunda? Bu aile babası hayatının sonuna kadar kendi yaptığı yanlış seçimler yüzünden yapayalnız yaşıyor. Tabii buna da yaşamak denirse. Bizim çıkışa doğru giden yolumuz ferahtır, refahtır. Derin derin nefesler alarak oradan çıkabilirsiniz. Uğurlar olsun beyefendi. Hayatınızda yaptığınız her seçim aslında bir vazgeçiştir. Vazgeçmek için neyi seçtiğinize çok dikkat edin. Çünkü bu bazen evladınız olabilir. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Sakın unutmayın. Hayatta her zaman bir şansınız daha var. Bir şansım olsa diyorsanız bize başlayın.